28 Nisan'daki heyecan verici çığır açıcı, yeni olayın açıklanacağı duyurunun ardından, beklenen açıklama geldi ve, çığır açıcı keşif tüm dünyayla paylaşıldı. Avrupa Güney Gözlemevi, galaksimizin merkezindeki, devasa kara deliğin fotoğrafını ilk kez paylaştı. Avrupa Güney Gözlemevi, geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran bir duyuru yaparak 12 Mayıs Perşembe günü, çığır açıcı yeni bir olayı açıklayacaklarını duyurmuştu. Yapılacak sunumda bahsi geçen çığır açıcı keşfin ne olduğu bilinmezken, pek çok kişi o keşfin Samanyolu galaksisinin merkezindeki, süper kütleli kara deliğe dair olabileceğini düşünmüştü. Heyecanla beklenen o duyuru, canlı yayında en sonunda yapıldı. Bilim insanları, galaksimizdeki çığır açıcı olarak tanımladıkları keşfin, beklendiği gibi süper kütleli kara delik olduğunu açıkladı. Galaksimizdeki süper kütleli kara delik, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Galaksimizde bulunan ve ilk görüntüsü yayımlanan süper kütleli kara delik, 1974 yılında keşfedilen ve Dünya'ya 27 bin ışık yılı uzaklıkta olan, Sagittarius A isimli kara delikti. İlk kez görüntülenen Sagittarius A, Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip. Görüntü, Event Horizon Teleskopu toplamda 8 radyo gözlemevinin bir araya gelerek, Dünya boyutunda bir teleskop oluşturduğu, Event Horizon Teleskopu tarafından elde edildi. Görüntüde, ortada yer alan siyah bölge, gölge olarak adlandırılırken, etrafındaki yüzük benzeri parlak yapı gazlardan oluşuyor. Galaksimizdeki kara delik fotoğrafı, ilk kez Dünya ile paylaşılmış olsa da paylaşılan görüntü, Event Horizon Teleskop ekibinin 2017 yılında yaptığı gözlemlerde elde edilmişti. Bu başarı, birlikte Event Horizon Teleskopu'nun işbirliğini oluşturan, dünya çapında 80 enstitüden 300'den fazla araştırmacının, çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Yeni keşifle birlikte, kara delikler arasındaki farkın incelenmesi de mümkün olacak. Bilim insanları, canlı yayında yaptıkları açıklamada, kara delik etrafındaki halkanın boyutunun, Einstein'ın genel görelilik kuramından gelen tahminlerle, ne kadar uyuştuğu konusunda şaşırdıklarını açıkladı. Galaksimizin merkezindeki kara deliğin ilk görüntülerinin paylaşıldığı ve, bilim dünyası için oldukça büyük bir haber olan bu gelişme, aynı anda pek çok farklı yerde gerçekleşti. Amerika'da National Science Foundation'da gerçekleşen sunumu ise, uzun yıllardır kara delikler, nötron yıldızları ve manyetarlar alanındaki çalışmalarıyla, bilim dünyasına büyük katkı sunan Feryal Özel gerçekleştirdi. Tarihin ilk kara delik fotoğrafının oluşturulmasından sorumlu ekipte de bulunan, NASA Astrofizik Komitesi Başkanlığını, NASA LIGS Uzay Teleskobu Bilim ve Teknik Ekibi Başkanlığını ve Uzay Ufku Teleskobu Bilim Konseyi Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.